Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizlerle. Hocam öncelikle vakit ayırıp bizlerle bu programı başlattığınız için çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Önce bu Samimi Analiz ismin için ayrıca özellikle bir tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu zamanda öyle bir dönemdeyiz ki samimiyetin, içtenliğin kıymeti kayboldu. İnsanlar böyle devamlı maskeyle dolaşıyorlar. Evet. Sahte dünyalar var ve bunun kötü sonuçları görülmeye başladı. Samimiyetsiz ilişkilerin kötü sonuçları görülmeye başladı. Fakat burada bilim yardımımıza yetişti, nörobilim. Samimiyetin nörobilimi ortaya çıktı. Bu konuda ciddi araştırmalar ve samimi, içten böyle kişi inanarak bir şey söylediği zaman insan beyninde ayna nöronlar harekete geçiyor. Hem de duygusal ayna nöronlar karşı tarafın beynindeki aynı paralel duyguları, mesela neşe duygusunu, sevinç duygusunu, böyle samimiyet hissini karşı tarafın beynindeki ayna nöronlar telsiz internet gibi konuşuyorlar. Peki hocam, evet. Ve onun için samimiyetin büyüsel bir etkisi var. Onu söyleyebiliriz özetle. Hocam, evet. Buradan yola çıkarak bugün özellikle anaokulu çağı ve öncesindeki çocukları gündeme almak istiyoruz. Peki biz acaba çocuklarımıza bu maskelerimizle, samimi olmayan davranışlarımızla acaba biz çocuklarımızı nasıl etkiliyoruz? Yani çocuklar çok bunu tabii özellikle çocuklar şeyi öğrenemedikleri zaman da somut düşünüyorlar. İlk 0-6 yaş arasında. Soyut düşünce becerileri gelişmemiş oluyor. Gerçeklik becerileri. Bu dönemde çocuk samimi olanla olmayanı çok ayırt edemiyor. O dönemde anne baba onun kahramanı. O ne derse onu olduğu gibi sorgulamadan kabul ediyor. Ama daha sonra gerçeklik algılamaya başladığı zaman, ki bu 5-6 yaşından sonra başlıyor. Ondan sonra anne babanın söylediklerini sorgulamaya başlıyor çocuklar. Bazen zeki çocuklar bunu 3 yaşına kadar da indirebiliyorlar. Yani somut düşünceyi, soyut düşünceyi çevirmeyi becerebiliyorlar. Yani zihin kuramı dediğimiz, karşı tarafın zihninin ne teorize ettiğini düşünebiliyorlar. Sayımsal düşünebiliyorlar. Bu çocukların bu dönemi nedeniyle annelerin, babaların tutarsızlıklarını çocuk gördükçe, mesela sabah çocuğunu şapur şupur öpüyor. Affedersin, simini alıyor çocuğunun. Öğleden sonra Allah belanı versin, seni niye doğurdum diyor. Çocuk bunu anlayamıyor şimdi. Annem beni seviyor mu, sevmiyor mu diyor. Evet, çünkü ikilemde çocuk kalıyor. için çocuk için orada yani annenin o şeyi yani ikinci söylediğinin aslında samimi söylemediği olduğunu fark edemiyor çocuk. Gerçek annesinin gerçek fikri zannediyor. Sabahkinde gerçek fikrini zannediyor. Öğleden sonra da bu sefer kafasında iki tane doğru oluyor. Çocuk ve bu böyle durumlarda işte splitting dediğimiz bölünme oluyor çocuğun duygu durumunda. Yani hangisi annenin duygu durumuna göre çocuk da kendi duygu durumunu ayarlıyor ve çocuk bu sefer ne oluyor? Sınır kişilik bozukluğu dediğimiz devamlı gelecekle ilgili kaygılı, belirsizliği olan, yani böyle annesinin ne zaman ne diyeceğini, babasının ne zaman ne diyeceğini bilmeyen, yani güven duygusu gelişmemiş çocuk oluyor. Güvenli bağlanma olmuyor anneyle. Güvenli bağlanma olmaması ne demek bu çocuğu, anneyle çocuğun? Kaygılı bağlanma olması demek çocuğun. Bu durumda çocuk hayatta evde kendini güvende hissetmediği için okulda, arkadaşlar arasında özgüvenli davranamıyor, risk alamıyor. Yeni sorumluluklar öğrenemiyor. Hep korkuyla yaşıyor. Onun hayatındaki korkularla karar veren bir çocuk ortaya çıkıyor. Bu nedenle yani disiplin, yani tutarlı, kararlı, tutarlı, devamlı ilişki olursa çocuk kendini evde güvende hissettiği için artık dışarıya karşı atak olabiliyor, atılgan olabiliyor, risk alabiliyor. Yani rahatlıkla gidip sokakta oynuyor, bir bakıyor annesi evde nasılsa rahattır diyor. Okula gidiyor, annesi evde nasılsa rahattır diyor, okula kendini kaptırabiliyor. Ama evde gittiği zaman annesi çocuğu rahatlatamıyorsa, okula giderken vedalaşarak gitmemişse çocuk acaba ne oldu? Annem gene hasta mı? Gene bir şey mi var? Gene niye morali bozuk annemin? Diyerek çocuk
okula güvenli uyum sağlayamıyor. Bu nedenle özellikle 0-3 yaş arasında anne veyahut annenin yerini geçen kişinin yerini kimse tutmuyor. Ama burada baba da önemli bir aktör tabii. Yani babanın rolünü ihmal etmemek gerekiyor. Çocuk üç şeyi örnek alıyor. Anneyi, babayı bir de anne babanın ilişkisini örnek alıyor. Bu üç örnekli kaldığı için çocuk buna göre kişiliği gelişiyor. Burada sevgiyle disiplini dengeli bir şekilde vermek gerekiyor. Sevgiyi böyle yüksek sevgi var ama gevşek disiplin var. Kurallarsız bir ortam. Böyle durumlarda çocuk ne oluyor? Kendini dünyanın merkezinde sanıyor. Her taraftan o şeyi bekliyor. Yani herkesin aynı şekilde davranmasını aynı bekliyor. Aynı ilgiyi göstermesini. Aynı bekliyor. Yani bunun gibi bazen tam tersi oluyor. Çok katı bir disiplinli oluyor anne baba. Sevgisi de az oluyor. Disiplin çok. Sevgi az olursa bu sefer çocuk ne oluyor? Müthiş bir özgüveni düşük, kendine güveni olmayan korkak bir çocuk oluyor. Sevgi de az olduğu için barışçıl olmayan duygular oluyor böyle. Kötücül duygular oluyor. Gidip kediyi şey yapıyor, canını yakıyor, kardeşinin canını yakıyor, bir şeyleri bozuyor, kırıyor böyle durumlar. Hem sevgi az hem disiplin çoksa en kötü çocuk antisosyal. Yani suça becerikli çocuklar böyle bir eğitim biçiminde yetişiyorlar. Bunlara göre bazen şöyle de oluyor, disiplin katı, sevgi çok mesela. Katı disiplin, sevgi çok. Böyle durumlarda çocuk sevgi aldığı için disiplin de çok, bu sefer çocukta özellik duygusu gelişmiyor. Anneye babaya karşı hem sevgi hem öfke oluyor çocukta. Hem seviyor onu hem de öfke oluyor. Bir suç işliyor, pişman oluyor, gidiyor anneyi 1000 defa öpüyor mesela. Anne ya bu çocuk beni seviyor mu sevmiyor mu anlamadım diyor. Yani sevgi disiplin paradigmasının iyi kullanılması çocuk eğitiminde çok önemli. Yani gevşek disiplin olduğu zaman gevşek disiplin, sevgi çok. Böyle durumlarda o çocuk %90 uyuşturucu kullanan çocuk oluyor. Bağımlı aslında. Kuralsızlığı öğreniyor. Hiç böyle nerede duracağını bilmiyor. Sonunu düşünmeden hareket ediyor. Zevk tuzaklarına düşüyor. Tatmin olmayan bir çocuk ortaya çıkıyor. Çünkü hep kolay elde etmiş çocuklar oluyor. Yani hem gevşek disiplin var hem de şey var. Böyle şeyli var. Sevgi çok. Yani bu zamanda da en çok rastladığımız örnekler burada. Evet hocam, onu özellikle sormak istiyorum. Günümüzde anne babalar ben yapamadım, ben göremedim, ben yetişemedim, bari çocuğum yapsın derken aslında çocuğu çok mu fazla gevşek bırakıyor ve sonrasında anne baba ilişkisi aslında hangi mesafede olmalı? Tabii annelik, babalık demek aslında çocuğu mutlu etmek değil annenin babanın görevi. Annenin babanın görevi çocuğu hayata hazırlamak. Evet. Hayata hazırlamak. Bu hayata hazırlamak için de böyle durumlarda anne baba, yani çocuğun iyiliği için hangisi doğru diyebilmesi gerekiyor. Çocuğun mutlu olması için hangisi doğru derse çocuk o an, şimdi kısa vadeli mutluluğu düşünüyor anne. O an gülüyor, neşeleniyor çocuk. Çikolata istiyor, hemen veriyor. Şunu istiyor, hemen veriyor. Gördüğü her şeyi alıyor. Bir defa ben rastladım. 5-6 yaşlarında böyle hiperaktiviteye getirdiler çocuğu. Nasıl büyüttünüz diye sordum ben. Babası dedi ki ben özgüvenli çocuk olsun diye dedi. Her dediğine evet dedim. Bir örnek verir misiniz dedim. Çocuk şey oluyor. 5-6 yaşındaydı çocuk. Çocuk üst katın merdivenine çıkıyor. Baba işeyebilir miyim diyor. İşe oğlum, sen özgürsün diyorum diyor. Yani bunu bir özgürlük olarak görüyor. Annesi de bu arada hemen lafa karşı dedi ki ya bu çocuk 1,5 yaşındaydı. Bir gece pastanenin önünden geçiyorduk dedi. Pastanedeki bir pastaya çocuk böyle dikkatle baktı dedi. Baba gece pastacı uyandırdı, o pastayı aldı çocuğa dedi. Bak ya, yani bu çocuk ondan sonra hiperaktif diye geliyor. Aslında hiperaktif değil. Tamamen şımarık tabiri caizse. Yani disiplinli, tutarlı ve kurallı yaşamayı öğrenmemiş çocuk. Çocuk erkil zaman tanımı da buradan mı geliyor hocam? Aynen öyle. Artık çocuk erkil. Yani evin lideri çocuk oluyor. Evet. Normalde evin lideri bizim eski kültürde ataerkil kültür. Evin lideri erkek kabul ediliyordu ama 21. yüzyıldaki şu andaki kültür anne babanın ortak liderliği olan kültür. Eş başkanlık sistemi diyor ailede. Anne baba ortak akılla hareket ederse birlikte, çocuk böyle durumlarda annesine yaptıracağı bir şey babasına yapıyor, annesine bir çift davranış geliştiriyor. Yeni nesiller çok şey, tabii çok bilgiyle donatılmış bir şekilde doğdukları için
çok ustaca manipüle ediyorlar anne babaları. Yani çok rahat çünkü yani çok sosyal temas daha fazla internette vesaire. Çok evet, rahat. Algıları çok geniş. Çok evet. geniş ve o rahatlıkla iki anneyi babayı ikisini de yönetebiliyorlar çocuklar. Çocuk ergen ailede çocuklara sınır koyulmamış ilişkiler oluyor. Evet. Çocuk kişisel sınırlarını öğrenemiyor. Nerede duracak? Eşin hakkı, annenin babanın hakkı. Okulda arkadaşının, anaokulunda arkadaşının hakkı. Yani burada kişisel sınırları öğrenemediği zaman bir çocuk ne oluyor? Yani her şey dünyanın merkezinde ben varım, herkes bana uymak zorunda diyor. Ve hayır dendiği zaman ya da bir kimse ona istediğini yapmadığı zaman müthiş krize giriyor. Tutturmacalar oluyor. Yani böyle kolay elde eden çocuklar. Halbuki mesela anne... Krizlere varacak kadar, krize girecek kadar. Mesela kadar. Anne diyelim çocuk daha böyle hani 3-4 yaşındaki bir çocuk annesini eteğinden çekiyor, çikolata istiyor. Böyle durumlarda anne cevap vermiyor, ilgilenmiyor. Bir daha söylüyor çocuk, cevap vermiyor. Üçüncü çocuk ağlamaya başlayınca anne hemen çikolatayı veriyor. Burada ne oluyor? Anne çocuğa ağlayarak istemeyi öğretiyor. Ve çocuk bu şekilde çocuk ağlayarak evin küçük hükümdar oluyor. Öyle. Böyle durumlarda anne şöyle diyecek. Tabii tüm sen şu anda çikolata istiyorsun ama birazdan yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra sana söz veririm, ondan sonra vereceğiz. O zamana kadar bekle diyecek anne mesela. Bunun sözünde duracak ama. Bunu dediği zaman çocuk böyle durumlarda annenin sözünde duracağını bilirse çocuk ne yapar? Beklemeyi öğrenir. Yani çocuktan doyum erteleme becerisi diyoruz buna. Doyum erteleme becerisi istenmedikçe bir çocuk kendiliğinden doyumunu erteleyemiyor. Mesela çocuklara dayanıklılık eğitimi verilmesi lazım. Yani bu dayanıklılık eğitimi nedir? Bir zorlukla karşılaştığı zaman o hemen kolaya kaçmasın. Yani ders çalışmak bir dayanıklılık eğitimi gerektiriyor. Mesela oturup eğlenmek varken oturup bir saat bir problem çözecek, bir şey yapacak. Dayanıklılık eğitimi 40 dakika yapacak, boyunca derste olacak, olacak bunlar. Bu dayanıklılık eğitimidir. Bu eğitimi çocuğa, yani ona bu işin gereği böyle. Hatta bir 4 yaşında bir çocuğa hiperaktif diye getiriyorlar. Böyle eğitim olarak annesi şöyle diyor. Bu 4 dakika oturabilmesi gerekir bu çocuğun diyor. Buna 4 dakika oturma cezası verin diyor. Yaramazlık yaptığı zaman. Çocuk kız çocuğu 4 dakika oturma cezası veriyor annesi. Hani bir çocuğun disiplin öğrensin diye. Çocuk oturuyor 4 dakika. Evet. Otururken diyor ki anne ben oturuyorum ama içim oturmuyor. Oluyor mu ceza diyor çocuk. Yani çocuklar böyle masumdur ya. Masum. Mesela orada anne... Hocam aklıma geldi, hemen şunu da sormak istiyorum. Acaba doğu batı sentezi ya da işte kişinin, anne babanın mezuniyet durumu, bunlar da mı artık bir, eskiden böyle ayrımlar yapılırdı, artık günümüzde bunlar da mı artık bir işleyişi kalmadı? Ya var, annenin babanın eğitim durumundan çok böyle bir vizyonu çok önemli ya. Vizyonu yani bir duygusal bilgeliğinin olması önemli. Bazen insan çok eğitimli oluyor, iyi bir matematikçi oluyor, iyi bir mühendis oluyor, iyi bir hekim oluyor. Ama böyle bizim Anadolu irfanı dediğimiz asırlardan gelen o bilgeliği noksan oluyor. Böyle olunca annelik babalık yapamıyor. Halbuki annelik babalık biraz evlilik olgunluğu gerektiriyor. Aile olgunluğu gerektiriyor. Yani o olgunluğu olmayan kimse yapamıyor. Daha önce geniş aileler vardı. Gençler evlendiği zaman büyükler şefkatle onları... O kızım öyle değil, oğlum öyle değil, böyle olsun diye onlar birlikte takım olarak yaparlardı. Ama şimdi çekirdek aile nedeniyle bu büyüklerin desteği iyice zayıfladı. Yani ve gençler de büyüklerin... Bir yol yordam gösterenleri olmadığı için belki tabii, de. Tabii. Yani onun yerine işte kitaplardan, işte televizyonlardan şeyden öğreniyor. O da tabii işe yarıyor muhakkak. Ama yani ailede bak geçenlerde bir araştırma şey yaptım. Bu Türk toplumunun kendini en çok mutlu hissettiği, doyum hissettiği, yani yaşam doyumu hissettiği neler diye saymışlar. Birinci sırada aile gelmiş ya şu an. Evet. Ancak aile ortamında kendimi mutlu hissediyorum. Yani yaşam doyumu hissediyorum diye. Bu halen bizde bu devam ediyor. Ama evet, zayıflıyor. İyi ki de devam ediyor. Ediyor, etsin ama zayıflıyor. Şu anda eğer bu böyle tek haneli evler arttı, hane kırılganlığı arttı. Yani aile bağları zayıfladı. Yeni kuşaklar evlenmek istemiyor. Yani 30 yaş, 35 yaşını buluyor. Batı'da öyle. 35'ine kadar evlenmiyorlar. Ondan sonra evlenirse de bir çocuklar oluyor. Ya da bekar anneler oluyorlar. Bir şekilde
sperm bankasından sperm alıyor, kendi çocuğu oluyor, kendi büyütüyor. Böyle şeyler var, gelişmeler var. Bu yani insanların geleceği, ailenin bozulduğu ortamlarda geleceği kaybederiz. Yani çünkü aile ilk sığınaktır ve aynı zamanda son sığınaktır. Bir çocuğun ilk sığınağı ailesidir ama toplumun şeylerine karşı da, yani sosyal fırtınalara karşı da son sığınak yine ailedir. Toplum korur, devlet korur ama ailenin yerini tutmaz hiçbirisi. Yani bu nedenle sosyal hizmet kurumu kurur ama annenin, ailenin yerini tutmaz. Yani bu nedenle biz çocuğu, annenin babanın rol model olması çocuğun kişilik gelişiminde çok önemli. Birçok şeyi oradan öğreniyor. Çocukluk döneminde çocuk annenin babadan aktör olduğu bir hayat senaryoları içinde büyüyor. Kardeşlerin olduğu, amcaların, halaların, teyzelerin olduğu hayat senaryoları büyüyor. Evlendiği zaman bu hayat senaryoları da evleniyor. İki ayrı kişi. İkisinin de farklı hayat senaryoları var. Mesela böyle evlenen kişiler taraflardan birisi dese, benim annem şöyle bir insandı, benim kayınvalidem de öyle olmalı. Benim işte eşim, kardeşim böyleydi, benim eşim de böyle olmalı gibi düşünürse ne oluyor? Karşı tarafı değiştirmeye çalışıyor. Karşı tarafta direnince ego savaşları başlıyor. Halbuki bir insan evlendikten sonra çocukluktaki öğrendiği hayat senaryolarını yeniden yazmalı. Çünkü yeni aktörler katılmış. Artık senaryo özünü koruyarak yeniden yazmak gerekiyor. Bunu yapamazsak bunun kurbanı da çocuklar oluyor. Ve çocukların üzerinde anne baba kendi böyle psikolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Tamam. Proje çocuk yetiştiriyor. Çocuğu böyle şey yetiştiriyor. Ya bunun sonucunda çocuk ne oluyor? Mesela böyle proje çocuk yetiştiren bir anne çocuğu MIT'de okurken mezun olunca, çocuk mezun olur olmaz kızı MIT'de gitmiş bir pizzacıda çalışmaya başlamış. Anne panik içinde geldi bize. Dedi ki ya biz bu çocuğu ilk daha okul öncesinde bile bale öğrettik, piyano öğrettik. Ondan sonra buradaki şu yabancı okullarda okudu. Ondan sonra Boston'a gitti, orada MIT'de okudu. Orayı bitirdi, şimdi de böyle yaptı diyor. Nasıl büyüttünüz deyince baktım, anne onun çok seviyor. Onun bir tabiri var hocam. Hakikaten halk arasında biz söylüyoruz büyüttü. Sanki çocuğu atlı koşturur gibi bir şeylere sürekli yetiştirmeye çalışan anne babalar da var diye. Sonuç bu mu oluyor o zaman da? Tabii böyle oluyor. Mesela hatta böyle bazen helikopter anne diyoruz. Şimdi evet, drone diyoruz artık. Drone anne diyoruz. Yani devamlı işgalci anne böyle. Devamlı çocuğun her şeyini kontrol ediyor. Her şeyini yönetiyor. Halbuki annelik demek, babalık demek, mühendis gibi karşı tarafa şekil veremeyiz biz. Çünkü karşımızdaki insan var, karşımızda eşya yok. Anne baba onun mühendis gibi olmayacak, yol arkadaşı gibi olacak. Hayat yolunda iyi, doğru, güzele giderken çocuğunla birlikte gideceksin. İyi konuşacaksın, kötüyü konuşacaksın, yanlışı konuşacaksın, doğruyu konuşacaksın. Ama bir yatay ilişki kurarak gideceksin çocuğa. Anne baba, gene anne baba rol model olduğunu, örnek olduğunu unutmayacak ama çocukla yatay ilişki kuracak. Bu onunla böyle şey olmak demek değil, böyle laubali olmak değil. Yatay ilişki, her şeyi konuşabilmek ama çocuktan büyük gibi davranmak ona, ama büyük davranışı beklememek. Yani o çocukluğunu yaşayacak ama anne baba ona değer verdiğini, büyük insan gibi olduğunu hissettirecek. Böyle olursa çocuk erkil aile olmaz ki. Anne, çocuk bakar, yanlışa bakar, iyiye bakar. Çocuk anne baba nasılsa öyle gider. Ama son sözü anne baba söyler. Karar böyle mekanizması. Sağlıklı ailelerde. Çocuk erkil ailelerde, yani evin hocam, kralı çocuk. Hocam, biz sınıfı baza aldığımız zaman atıyorum 15 kişilik bir çocuk grubu ve o sınıfta çocuğun vermiş olduğu tepkilerden hemen ailenin nasıl problemli yaklaştığını görebiliyor muyuz? Bu çocuk hemen tepkiler mi veriyor ilk hayır denildiğinde, ilk olmaz hayır denildiğinde? Anaokulu bazında baktığımızda. Kesinlikle çok tecrübeli bir öğretmen rahatlıkla anlar. Anne baba modelinin nasıl olduğunu çok rahatlıkla anlar. Hatta bir şey söyleyeyim. Böyle hiperaktif gene bir çocuk getirmişlerdi böyle diye. Çocuk muayene odasına girerken kapının üstüne çıkıp öyle indi. Girmedi yani, çocuk kalorifer borularına tırmanan bir çocuk böyle. Bu yani böyle anne, böyle durumlarda çocuğu bırakıp biz anne baba çalışıyoruz. Anne baba tutumu. Babayı biraz böyle sıkıştırınca dedi ki, babası da şeydi, böyle bir yüksek memur birisiydi.
öğretmenden şikayet gelince ya bu çocuk sıraların arasında dolaşıyor, kimseye huzur vermiyor, lastik silgi fırlatıyor, her şeyi yapıyor. Çocuğunuzla lütfen biraz ilgilenin, uzmana evet. götürün bunu falan diye söyleyince baba inanmıyor buna, kızarak okula gidiyor, öğretmeni teklif ediyor, tehdit ediyor. Diyor ki bak senin tayinini çıkarırım, benim evet. çocuğuma iyi davran diyor. Onun o zaman öğretmenin verdiği cevap enteresan, aman eğer tayinimi çıkarma gücünüz varsa çıkarın da şu sizin çocuğunuzdan kurtulayım demiş. Evet. Ve bunu baba anlattı bana. Baba anlattı. Ya öğretmen böyle dedi. O zaman bir inanmış. Bir sorun olduğunu o zaman baba yani şey olduğunu, çocuğunda problem olduğunu anlamış. Evet. Yani gerçekten de öyle yani. Annelik, babalık burada şey değil. Doğuştan gelmiyor bak. Eşleşme genetiktir ama evlilik kültüreldir. Annelik, babalık kültüreldir. Yani anne baba sevgisi, eğilimi biyolojiktir ama annelik, babalık davranışları kültüreldir. Sosyal öğrenmeyle öğreniyor anne baba. Hepsi ondan öğreniyor. Onun için annelik ve babalık rolümüzün, yani annelik sevgimiz genetik de olsa, babalık arzumuz genetik, duygumuz genetik de olsa, yani onun böyle ete kemiğe bürünmüş şekli kültürlü oluyor. Yani eğilim ayrı, model ayrı. Yani eğilimi sadece ben annedir, anne her şeyi yapar dememek hocam, lazım. Hocam keşke elimizde olsa da bütün anne babalara aslında çocuklar gerekiyor. Olmadan evlilik ve sonrasında anne babalık terapileri verilse aslında. Gönlümüzden geçen her zaman o. Sonrasında da şunu da çok fazla gözlemliyoruz son dönemde, özellikle daha anaokulunda bile başlıyor. Çocuklarda akran zorbalığı, işte sonrasındaki aşamalarda bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Bununla ilgili birkaç cümlenizi almak isteriz. Tabii tabii. Akran zorbalığı özellikle okula başladıktan sonra bazı çocuklar biraz şey oluyorlar. Davranışları diğer çocukların arasında biraz tuhaf oluyor. Ve duygusal, mesela akademik becerileri iyi oluyor da sosyal ve duygusal beceriler zayıf oluyor çocuk. Herkesin güldüğü şeye gülemiyor. Herkesin böyle tepki verdiği arkadaşlık kuramıyor filan. Böyle çocuklar daha çok akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Böyle çocuklar. Ama zeki de olup yani dersi iyi yapıyorlar ama sosyal becerileri, duygusal becerileri zayıf olduğu için diğer öğrenciler kıskanıyor onları. Ona şey yapıyorlar. Kızdırıyorlar. Defterin arasına ot koyuyorlar, inek diye mesela, böyle şeyler yapıyorlar. Bu bir çeşit akran zorbalığı. Burada tabii çocuğumuzu bizim öğretirken sadece teknik ve akademik beceriler değil, sosyal ve duygusal beceriler de öğretmek gerekiyor. Bunu öğretirsek akran zorbalığı olduğu zaman kendini savunabilir. Evet. Benim fikrim budur diyebilir. Arkadaşlarına hayır diyebilir. Kendini savunabilir bu durumda. Yani bu yaştaki çocukların akran zorbalığı olması, arkadaşının ona bir şey fırlatması, bir şey olması, ağlaması, bunlar aslında doğal durumlar. Olacak bunlar. Bunların olması gerekiyor. Evet. Olacak, öğrenecek. Olacak, öğrenecek. Deneme yanılmayla öğreniliyor hayat. Anaokulunda. Hatta bir anaokulunda yapılmış bir deney var böyle. Anaokulu daha deneyi kısaca özetleyeyim. O deneyde çocuk okula şey götürülüyor. Yani böyle 40 kişi kadar öğrencinin olduğu bir anaokuluna herkese dörder tane çikolata dağıtılıyor. Herkese. Çocuklar çikolatayı yiyorlar, dağılıyorlar. Gayet güzel. Hiç sorun yok, kavga yok, tartışma yok. Daha sonra aynı gruba birine bir çikolata, birine üç çikolata, birine sıfır çikolata veriyorlar. Sınıfı gözlemliyorlar örneğin gibi. Orada kavga çıkıyor ya. Yani çocukla akran zorbalığının, çocuklar arası çatışmanın olmaması için acaba bu çalışma üzerine acaba adalet duygusu genetik mi diye araştırılıyor şimdi. Çocuklarda adil paylaşım varsa akran zorbalığı azalır. Öğretmen bu zorbalık yapanla zorbalık kurbanı olana adil davranırsa akran zorbalığı minimize olur. Aile içerisinde öyle, kardeş kavgaları da öyledir. Kardeş kavgaları kayıkçı kavgası gibidir. Bugün bir saat sonra önce kavga edelim, bir saat sonra hiçbir şey yok gibi oynarlar. Anne baba diyecek, bak siz kardeşsiniz, ikiniz de, ben ikinize de güveniyorum. Bu sorunu aranızda konuşun, çözmeye çalışın. Çözemezseniz beraber gelin diyecek. Böyle olacak, ne olacak? Sorun çözmeyi öğrenecekler. Akran zorbalığında da sorun çözmeyi öğrenmek için fırsattır akran zorbalığı. Onun için akran zorbalığı yapıyorsun diye onu cezalandır, onu bunu yap. Her şeye, affedersiniz, her şeye maydanoz olan bir anne baba
ya da bir öğretmen varsa evet, o zorbalık daha çok artar. Bugün bırakalım yaşasınlar, düzelsinler. Yaşansa düzelsinler. Ama bazıları psikopat tipler oluyor çocuklar. Gerçekten şey yapıyorlar. Yani sınıfta böyle terörist gibi oluyorlar. Ya öyle durumlarda varsa bedelini ödeyecek olan. Davranışının doğal sonucunu yaşarsa yanlış yapan, burada adalet var der, diğer insanlar rahat, kendini güvende hisseder. Onun için yani iyi güzel davranış yapan karşılığını, yanlış yapan da karşılığını alabilirse hiç akran zorbalığı yönetmek hiç zor değil. Hatta tam tersi tecrübe bile olur onlar için. Tabii kazanım oluyor. Hayatı öğreniyorlar. Yani böyle fırtınalı bir ortamda yetişen çocuk hayatta daha başarılı olur. Böyle hep şey gibi, sera çiçeği gibi yetişmez çocuk. İyi günde görecek, kötü günde görecek. Depremi de görecek, yağmuru da, fırtınayı da görecek. Pahalılığı da görecek, yokluğu da görecek. Görecek, hayatın gerçeklerini yaşayacak. Bunu yaşarsa çocuk sorumluluk duygusu öğrenir. Dayanıklık eğitim diyoruz. O nedenle hayat mükafatını tahammül edenlere veriyor. Öyle bir psikoloji yasası var. Çocuklara dayanıklık becerisi, tahammül etme becerisi öğretirsek o çocuğu geleceğe hazırlamış oluruz. O çocuğa en yani iyi bir çocuk eğitmekten daha önemli bir yatırım mı var? Ona fabrikaya emanet etmekten daha önemlidir İyi karakter gelişimini öğretmek çocuğa. Onun için anne baba çocuğa akademik başarı değil, karakter gelişimine önem vererek çocuğu yetiştirsinler. Yalan söylemeyen, sözünde duran, kendi kemisini kaptan olan bir çocuk ve geleceğin Hocam değerli kahramanıdır bence. bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Ama şunu da sözünü alalım ki ileriki dönemde yine farklı konularda yine sizin eşsiz bilgilerinizi yayınlamak isteriz. Çok teşekkür ederim hocam yayınımıza katıldığınız için. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.